Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının Rutin Olmayan Problemler kitabının çözümlerine gerçekçi hayat problemlerinin 76. sorusuyla devam ediyoruz. Bir futbol turnuvasında her takım diğer takımlarla ikişer defa karşılaşmıştır. Şimdi buna benzer bir örnek de yapmıştık değil mi arkadaşlar geçen videolarımızda? Şimdi en tane takım olsa, bak en tane ne olsun? Takım olsun. Şimdi biz bunları ikişerli ikişerli maç yaptıracaksak arkadaşlar enin ikili tane farklı seçim hakkım olurdu. Ama ikişer tane ikişer defa karşılaştıracağımızdan dolayı bir de bunu ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bu nasıl olur arkadaşlar? En çarpı bakın eni 2 defa aç demekti değil mi? Geriye doğru. En çarpı en eksi 1 bölü 2. Öyle değil mi? Demek ki bu kadar karşılaşma olacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Bulduğumuz karşılaşma. En çarpı en eksi bir tane karşılaşma olacak. Şimdi arkadaşlar galibiyete 4 puan verilecekmiş. Beraberliğe 2 puan verilecekmiş. Ve mağlubiyette 0 puan verilen bu turnuvada toplam 360 puan alındığına göre katılan takım sayısı kaçtır? Yani en kaçtır diye soruyor bize. Şimdi toplamda 360 puan almayacak mı arkadaşlar? Bakın şurası puan değil mi? Şimdi bu eşitliğin sağlanabilmesi için o zaman bu tarafa da puan gelmeli. Öyle değil mi? Şimdi toplamda n çarpı n eksi 1 takım yok mu? Bunların alabileceği benim puanı bulmam lazım ki bakın burada puan olması lazım ki puanla yapılan karşılaşmayı çarptığım zaman puanı elde edebileyim ben. Öyle değil mi? Evet. Şimdi o zaman puanı bulmak mesela. Şimdi o zaman yani bu maçlar ya galibiyetle biter arkadaşlar, değil mi? Ya galibiyet olur. Birisi iki takım karşılaştı diyelim ki galibiyetle ne olsun? Mağlubiyet olsun. Veya bunlar arasında arkadaşlar ne olabilir bir de? İkisi de berabere kalabilir. Öyle değil mi? Berabere. Yani şimdi mağlubiyet galibiyet de olabilir. Bu ikisi bunun içerisinde arkadaşlar. Anlaştık mı? Sonuçta iki takım oynadığı zaman ya biri galip gelecek, biri mağlup olacak ya da ikisi de berabere kalacak. Bütün ihtimaller bunlar. O zaman şimdi galibiyet olsa arkadaşlar bu 4 puan olacak. Bu 0 olacak. Yine benzer şekilde arkadaşlar bu taraf 0 olsa bu taraf 4 olacak değil mi? Mağlubiyetle galibiyet yer değiştirmiş olsa. Sonuçta bunların ikisinden de 4 puan gelmeyecek mi arkadaşlar? Evet. İki takım berabere kaldığı zaman bakın iki takım berabere kaldığı zaman ne olacak? Bu 2 puan alacak, bu da 2 puan almayacak mı? Tamam, toplamda yine alacakları puan 4 olmaz mı? Evet. Demek ki bu takımlar her halükarda galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik durumunda her halükarda 4 puan alıyorlar arkadaşlar. Evet. Ben şimdi şuradaki bilinmezliği ortadan kaldırdım arkadaşlar. Evet. Silelim. Demek ki buraya 4 gelecekmiş. Burası 4'müş. O zaman bunu çözeriz biz. Bakın sadeleştirdim. 90 oldu. N çarpı N eksi 1 90 ise N buradan 10'dur. Değil mi arkadaşlar? Evet. Doğru cevabımız B şıkkı. Bence buna bir yıldız atabiliriz. Güzel soru. Fena soru değil. Geldik 77. soruya. YGS'ye hazırlanan hale kendine aşağıda verilen şartlara uygun bir ders çalışma programı hazırlanmıştır. Tamam. 2 gün matematik çalışacak, 1 gün çalışmayacak. 2 gün matematik çalışacak, 1 gün çalışmayacak. Bugün çalışmadı. Bugün derken hangi gün? Hangi gün? Bakalım şuna bir soru işareti koyalım. Tamam. Tarih 1 gün çalışıp 3 gün çalışmayacak. 3 gün çalışmayacak. Dün çalıştı. Bugünü çözersek zaten dün de çözeriz. Tamam. Coğrafya 1 gün çalışıp 4 gün çalışmayacak. 1, 2, 3, 4. Bugün çalıştı. Bugünü işte bilmiyoruz. Türkçe 1 gün çalışıp 5 gün çalışmayacak. 1 gün çalıştı. 5 gün çalışmayacak. 4, 5. Yarın çalışacak. Evet. Bugünü halledersek dünü de yarın da buluruz inşallah. Bu programa göre hale ders çalışmadığı gün sinemaya gidecektir. Ders çalışmadığı gün sinemaya gidecektir. Bugün pazartesi. Gizemini çözdük. Bugünün gizemini çözdük. Pazartesiymiş. O zaman dün ne olur arkadaşlar? Dün pazar olur. Öyle değil mi? Yarın ne olur? Salı olur. Öyle değil mi? O zaman bunların gizemini çözdük. Anlaştık. Şimdi ne yapalım? O zaman bu belli ki bunu tabloyla yapacağız. Öyle değil mi arkadaşlar? Önce bir günleri belirleyeceğiz. Bakın dersler var. Dersleri belirleyeceğiz. Şöyle yapalım. 3, 4. Şöyle bir tane daha yaparsak oluyor mu? De şöyle yapalım.
Kaç tane de dersimiz var arkadaşlar? Yukarısına günleri yazacağım. Şuraya da dersleri sıkıştırmaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa. Evet. Evet, burası pazartesi olsun. Bak, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet, pazartesi. Şurası salı, şurası çarşamba, burası perşembe, burası cuma, burası cumartesi, burası da pazar olsun. Bu da şurası da, bakın şöyle de şurayı da çizelim de ayıp olmasın. Daha derli toplu olur. Hatta şu salıyı da şuradan bir silelim artık. Bunu bulduk zaten. Tamam. Evet, salıyı şuraya yazalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Dersleri yazacağız. Tamam mı? Bu ilk baştaki matematik olsun. Rengimizi değiştirelim. Şöyle şurası mat olsun. İkincisi bakın tarihti. Şuraya tarih yazıyorum. Üçüncüsü coğrafyaydı. Bakın şuraya coğrafya yazdım. Dördüncüsü de Türkçe olacak arkadaşlar. Evet. Tamam. Şimdi matematikten başlayalım. Bakın bir gün çalışıp 2 gün çalışma yaptı ya. Bugün çalışmadı. Bugün dediği hangi gün? Pazartesi. Pazartesi çalışmamış demek ki. Bakın pazartesi çalışmamış. Pazartesi çalışmayacak. O zaman 2 gün çalışacak, değil mi? Bir gün çalışmayacak, 2 gün çalışacak. Bakın pazartesi eledik. Şimdi arkadaşlar ders çalışmadığı gün sinemaya gidecek diyordu ya arkadaşlar. Şıklara göre baktığımız zaman zaten salı günü ders çalışmış. O zaman salı günü sinemaya gidemez. Değil mi? Çarşamba günü çalışmış. O zaman sinemaya gidemez. Benzer şekilde bakın cumartesi günü de çalışmış. Cumartesi de gidemez. Zaten bizim şıklarımız ya B oluyor ya da C oluyor. Ama neden olduğunu bir gösterelim arkadaşlar. Şimdi tarihe bakalım. Tarihe bir gün çalışıp 3 gün çalışmayacaktı. Dün çalıştı. Dün dediği hangi gün? Dün dediği hangi gün arkadaşlar? Pazar günü. Pazar günü çalışmış. Değil mi? 3 gün çalışmayacak. 2, 3. Pazar günü çalışacak. Sonra çalışmayacak. Pazartesi de eledik. Eledik arkadaşlar. Bak pazartesi günü de çalışıyor ya. Çalıştığı gün sinemaya gidemiyordu. Cevabımızı bulduk. B'de. Hepsini biz bulalım bulmuşken. Coğrafya bir gün çalışacak, 4 gün çalışmayacaktı. Bugün çalıştı. Yani pazartesi çalıştı. 4 gün yatacak artık. Evet, 4 gün yattı. Bir daha çalışacak. Sonra 4 gün yine yatacak. Anlaştık. Türkçe bir gün çalışıp 5 gün çalışmayacak. Yarın çalışacak diyor. Yarın dediği salı yani, değil mi? Evet, çalışacak. Sonra 5 gün çalışmayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bak 5 gün çalışmadı. Hiç çalışmadı. Bak arkadaşlar pazartesi gün 2 gün çalıştı. Salı günü 2 gün çalıştı. Çarşamba günü 1 gün çalıştı. Öyle değil mi? Evet. Cuma günü bakın cuma günü çalıştı. Cuma günü de çalıştı. Evet. 2 gün çalıştı. Cumartesi günü de 2 gün çalıştı. Pazar günü çalışmadı. Aslında Perşembe günü de çalışmıyor, değil mi? O şıklarda yok. Şıklarda yok arkadaşlar. Yani aslında Perşembe'de cevap olabilir gibi duruyor. Tabii şıklara göre baktığımız zaman biz cevabı zaten ilk 2 tane öncüyle okuyup da bulduk zaten ama eğer gözden kaçırdığım bir yer varsa arkadaşlar aşağıda yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Tamam mı? Biz cevabı bulduk zaten. Cevapta sıkıntı yok. Evet. Gelelim 78. soruya. Zehra ile Ömer birlikte ok atma oyunu oynuyorlar. Oyunun kuralları şöyledir. Her ikisi de bakın şöyle bir Zehra varmış. Bakın Zehra varmış. Bir de kim varmış? Ömer varmış. Tamam. Ok atma oyunu oynuyorlarmış. Oyunun kuralları şöyledir. Söylesin bakalım. Her ikisi de dörder atış yapacaktır. Dört atış bu yapacak. Bakın dört atış da bu yapacak. Anlaştık. Her atış için hedefi vuran 10 puan. Bak Zehra için vurdu vuramadı yapalım. Ömer için vurdu vuramadı yapalım. Tamam. Hedefi vuran 10 puan. Yani vurursa 10 puan. Vuramayan ise eksi 5 puan. Evet Ömer de aynı şekilde vurduğu zaman 10 puan alacak. Vuramadığı zaman eksi 5 puan alacak. Anlaştık. Buna göre tüm atışlar yapıldıktan sonra Ömer ile Zehra'nın puanları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi her ikisi de dörder tane atış yapmayacak mı? Evet. Bu diyelim ki Zehra A tane vurduğu zaman o zaman 4 eksi A tanesini vuramayacak.
Öyle değil mi? Ömer benzer şekilde B tanesini vursa 4 eksi B tanesini vuramayacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi o zaman ne diyor? Tüm atışlar yapıldıktan sonra diyor, Ömer ile Zehra'nın puanları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız o zaman? Zehra'nın puanlarını bir bulacağız. Ne yapacağız? Zehra A tanesini vurduysa her biri için 10 puan alacaksa 10, 10 çarpı A tane almış olacak. Öyle değil mi? 10 çarpı A. Vuramadıkları için eksi 5 çarpı 4 eksi A olmayacak mı? Benzer şekilde Ömer B tanesini vuracaksa her biri için 10 puan alacak. 10B olacak. Eksi 5 çarpı 4 eksi B'de vuramadıkları için. O zaman bakın burayı düzenlersek 10A eksi 20 artı 4A artı 10B eksi 20 artı 5B. Bakın 10A burada şurası 5A olacak değil mi? Yanlış yazdık şurayı. 5A da burada 15A olacak. Artı 10B burada, 5B de burada 15B olacak. Eksi 20, eksi 20 de eksi 40 olacak. Şuraya 15 parantezine aldım. A artı B eksi 20'den. Bakın şimdi buradan A artı B'yi ne yapacağız? Şimdi hangisi olabilir diyor ya arkadaşlar. Olabilir dediği için değer vereceğiz buradan. Şimdi A artı B 1 olmuş olsa bakın 1 olmuş olsa ne olur? Şöyle şurası 20 değil de 20 eksi 20 20 eksi 40 değil mi? Evet hiç de uyarmıyorsunuz yani. Evet, A artı B 1 olsa 15 eksi 40'tan ne olacak? Eksi 25 olacak. Evet olmadı. Şıklarda yok. 2 versek A artı B'ye 30 olacak. Eksi 10 olacak. 30 eksi 40'tan. Bu da olmadı. 3 versek 15 çarpı 3 45. 45 eksi 40'tan 5 geliyor. Evet 5 cevaplar da var. 4 versem 60 olur. 60'tan 40 çıkarsa 20. Şıklarda yok. 5 versem 75. 75 eksi 40 35 olur. Zaten yok. Büyüdükçe zaten olmayacaktı arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Böyle çok da zor olmayan bir soruydu bence. Evet. Geldik 79. soruya. Yan yana dizilmiş ve içinde aynı ağırlıkta bilyeler bulunan 10 kutuya numaralar veriliyormuş. Hemen notumuzu alacağız arkadaşlar. 10 tane kutu varmış böyle. Öyle değil mi? Evet. Ve bu kutuya da numaralar veriliyormuş arkadaşlar. Birden 10'a kadar numaralar veriliyormuş. Tamam. İkinci öncüle bakalım. Kutulardan biri hariç hepsinin içinde 1 gramlık bilye vardır. He, bir tanesi hariç hepsinin içinde 1 gramlık bilye vardır. Anlaştık. Her kutudan numarası kadar bilye alınıyor. He, ne demek istiyor? Yani birinci kutudan bir numara, ikinci kutudan iki tane, onuncu kutudan 10 tane bilye alınıyor diyor. Anlaştık. Toplam alınan bu bilye 55 bilyenin ağırlığı 61 gram oluyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan toplamda ne kadar birden 10'a kadar olan sayıların toplamı nedir arkadaşlar? 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 yapardı. Bunların her biri, bakın her biri 1 gram olsaydı, değil mi? Olsaydı toplam 55 gram olurdu. Olurdu. Ama bir tanesinin ağırlığı birden fazla olduğundan dolayı demek ki 61 çıkmış arkadaşlar. Tamam. Buna göre diyor. Önermelerinden hangileri doğru olabilir diyor. 6. kutudaki bilyeler ikişer gramdır diyor arkadaşlar. 6. Bir bakalım. Şimdi ben normal şartlar altında şu birden 10'a kadar sayıların içerisinde 6 yok mu? Var. Ben 6'yı bir kere saydım. Öyle değil mi? Şimdi ben bunu ikişer kere saymam için bir kere daha saymam lazım. Öyle değil mi arkadaşlar? 2 gram olması için. O zaman bir daha burası 55 çıkmıştı. Bir daha 6'ları bir daha sayarsam 6. kutuda 6 tane bilye var ya. 6 tane birden de ne yapar arkadaşlar? 6 yapar. O zaman 55 artı 6'dan 61 oldu mu? Bak sağladı. O zaman bu olur. Tamam. 3. kutudaki bilyelere bakalım. 2. öncülümüze geçelim. 3. kutudaki bilyeler 3'er gramdır. Şimdi normalde arkadaşlar şöyle. Bak şimdi 3. kutuyu diyelim ki şu 55 biliyor ya. 3. kutuyu hiç saymadığımı varsay. Ne olacak o zaman? 55'ten bakın. Şuraya da ikinci öncül diye belirtelim de. Tamam. İkinci öncül. Hiç saymadığımı varsayın. Ne olacak arkadaşlar? 55 eksi 3'ten 52 olacak. Öyle değil mi? Diğerleri. Yani 3 hariç diğerleri 52 gram olacak. Anlaştık.
Şimdi 3. kutudaki bilye 3'er gram ya. 3. kutuda da arkadaşlar 3 tane bilye yok mu? Her biri 3. kutuda 3 tane bilye var. Bunların her biri de 3'er gramsa 3 çarpı 3'ten 9 gram yapmaz mı? 52'ye de 9 eklediğim zaman 61 gram yapıyor mu arkadaşlar yine? Bakın yapıyor. Demek ki ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi o zaman 3. öncüle bakalım şimdi. 3. öncülümüze bakalım. Rengimizi de değiştirelim. Ağır olan bilyelerden biri diğerlerinden en fazla 8 gram daha ağırdır diyor. Şimdi bunun 8 olabilmesi için arkadaşlar şöyle yapalım. Şuradaki 9'da yapalım. Şimdi 1 ile 9'un arası 8 olabilir. Bir de 2 ile 10'un arası. Değil mi? İki tane ihtimal var. O zaman değerlendirelim arkadaşlar. Şöyle diyelim. 1 ve 9. kutular. Şöyle. Buraya da 2 ve 10. kutular diyelim. En fazla 8 gram daha ağırdır diyor ya. Bakalım en fazlayı bir bulalım şimdi. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Böyle olmuş olsa arkadaşlar. Şimdi birden normalde 10'a kadar olanları hesapladık. 55. Öyle değil mi? Şimdi en fazla 8 gram ağırlık olacak ya arkadaşlar. O zaman 9. da ne olacak? 9. kutuda. Ne olacak arkadaşlar? 9. kutuda şöyle olacak değil mi? Aslında 1 ile 9'u almamıza da gerek yok değil mi arkadaşlar? Yani illaki niye 1 ile 9 olsun? Yani 1 ile mesela 2'yi de alsak, 1 ile 3'ü de alsak. Yani sonuçta ikinci kutudaki bilye sayısı da mesela 8 gram daha fazla olabilir birden. Örnek veriyorum. Mesela 1 ile 2'yi almış olsak. Şimdi 2'yi ayrı tutsam ben arkadaşlar. 2'yi ayrı tutsam. Yani şimdi birinci kutudaki bilyeler 1 gram olsa, ikinci kutudaki bilyeler bundan 8 fazla olacak ya. Demek ki ikinci kutudaki bilyeler de 9 gram olmuş olsun. Öyle değil mi? Ben şimdi 2'yi ayrı hesaplasam. Normalde 55 değil miydi? 2 çıkartırsam ne olacak? 53 gram olacak değil mi? 2 hariç diğerlerinin toplamı. O zaman şimdi ikinci kutuda da 2 tane bilye var ya. 2 tane 9 gramlık bilye var. Ne yapar? O da 18 yapar. Öyle değil mi arkadaşlar? 71 mi oluyor? Şimdi ama diğerlerine baktığım zaman hani zaten en azı aldığım zaman 61'den çok çıkıyor arkadaşlar. 61'den çok çıkıyor. Ben şimdi örnek veriyorum. Ben 1 ile 3'ü almış olsam bu 71'den de çok çok çıkacak. 1 ile 9'u alsam, 1 ile 10'u alsam daha da fazla çıkacak arkadaşlar. O yüzden 61'in olması bakın 3. durumda söz konusu değil. İlk başta soruyu herhalde biz biraz yanlış anladık arkadaşlar. Bu durumda tabii söz konusu olabilir ama bu zaten 61'i çok çok geçer. Biz en az durumu yapalım ki en fazlayı hesaplamaya gerek kalmasın. Biz en az iki tanesini seçtik arkadaşlar. Birinci ve ikinci kutuyu. Yani sonuçta birinci kutuda bir tane bilye var. İkinci kutuda iki tane bilye var. Ben bilye sayısını zaten çoğalttıkça bu toplamda fazla çıkacağı için en azı almamıza rağmen bizim 61'den büyük çıktı. O yüzden diğerlerini denemeye bile gerek yok. Üçüncü öncülde yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Valla bence bu da fena soru değil. Bence bu da güzel soru. Buna da bir işaret koyabiliriz. Geldik bugün son sorumuza. Bir şirketteki yöneticiler bir ayın ikinci salısından sonraki cuma gününden sonraki ikinci pazar gününden sonraki ilk gün toplanıyorlar. Yani gecenin bu saatinde de ama lafı dolandırmışlar da anlayabilirsen. Neyse okuyalım. Bu toplantının yapıldığı gün ayın en erken A'ncı günü. En erken A'ncı günü. Evet. En geç B'inci günü olduğuna göre AB ikilisi aşağıdakilerden hangisidir diyorsa arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Şöyle yapacağız. Şimdi ikinci salısından diyor ya arkadaşlar. O zaman biz bu salıyı en önce yapmamız lazım. Öyle değil mi? Şimdi ikinci salı. O zaman birinci salı ne olsun? Birinci salı yani ayın birinci günü salıyla başlasın. Öyle değil mi? Şöyle yapalım hatta. Şöyle yapalım. Ayın birinci günü salıyla başlasın. Tamam. İkinci salısı ne olacak o zaman? Bir hafta sonra değil mi? Ne olur? 1'e 7 eklersem 8 olur değil mi? Burada ayın 8'i yine salı olur. Bundan sonraki cuma gününden. Cuma günü ne olur arkadaşlar? Çarşamba, perşembe, cuma değil mi? Yani 9, 10, 11 oluyor. 11'i cuma olmuş oluyor. Bundan sonraki ikinci pazar. Gününden sonraki ikinci pazar. Bundan sonraki pazar ne oluyor arkadaşlar? Cuma gününden sonraki pazar. Cumartesi pazar. Yani ayın 13'ü mü pazar oluyor? 13'ü pazar oluyor. İkinci pazar ne oluyor? İkinci pazar 7 eklersem 20 olur. 20'si yine pazar olur.
Pazar gününden sonraki ilk gün. Hele şükür toplanabildiler. İlk günde 21. gün. Yani pazartesi oluyor. Öyle değil mi? Tamam. En erken gününü bulduk demek ki. 21. günde bu iş bitiyor arkadaşlar. Anlaştık. Tamam. İlk gün 21. Tamam. Şıklara baktığım zaman da iki tanesini eledim. Öyle değil mi? Şimdi en geç diyor ya. En geç de beyinci günü olduğuna göre diyor arkadaşlar. Şimdi en geç de beyinci günü olduğuna göre demek ki bu ilk toplantıyı ne yapacağım arkadaşlar? Mesela salıdan değil de ilk toplantıyı ne yapmam lazım benim bu sefer? Çarşambadan başlatmam lazım. Öyle değil mi? Geç olmasını istiyorum ya. Salı gelmesin yani. O zaman ilk ki çarşamba olsun, perşembe olsun, cuma olsun, cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Yani şimdi ben birine ben ne derim arkadaşlar? Çarşamba günü olsun dersem, bak biri çarşamba günü olursa salı ne olacak arkadaşlar? Otomatik mi? Bak 7 olsa şimdi 7 eklesem, 1'e 7 eklesem 8'i çarşamba olur. Öyle değil mi? Salı ne olur o zaman? 7'si olur. Ayın 7'si salı günü olur. Öyle değil mi? Bak şimdi salı ilk başta 1'di. Öteledim. En fazla 7'ye kadar öteleyebildim. Toplamda 1 ile 7 arasındaki fark 6 değil mi? Demek ki ben en fazla 6 gün öteleyebiliyormuşum. Ben ilk başta en erken 21 yaptım. 6 gün daha öteleyebiliyorum en geç. 21'e 6 eklersem de 27 olmuş olur. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.